Sen ne iş yapıyorsun? Ben at işiyle uğraşıyorum. Selçuk Başkay ismim. Kars Selim Kekeçköy'ünde oturuyorum. Kars Kalkbaş Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanıyım. Binicilik ve ciritle, hayvancılıkla, köyde çiftçilikle falan uğraşıyoruz ama genel olarak atla uğraşıyoruz. Bunlar yarış atı öyle mi? Cirit atı. Yarıştan çıkma, hipodromdan çıkma, yarış atları, safkan Arap atları. Abi bu ata binenlere jokey deniyor değil mi? Evet. Jokeyler genelde böyle ufak tefek oluyorlar. Sen değilsin ama. Şimdi biz ciritçiyiz. Kilomuz yarışa elverişli değil. Bizimki Bu kısa cirit ne mesafe. oluyor abi peki? Ata sporu yıllar önce savaş oynuyormuş zaten. Yıllar önce bir ölümlerle falan sonuçlandığı için bir ara yasaklanmış. Osmanlı döneminde tekrar başladı. Şimdiki zaten federasyonumuz var. Federasyona bağlı bir kulübüz. İki çeşit cirit oynuyoruz. Bir kara cirit, bir de resmi cirit. Resmi ciritte belli bir at sayısı vardır. 7-7. 3 de yedek hakkı var. Onun oynanır. Kara ciritte belli bir at sayısı ve belli bir zaman yoktur. Bir spor dalında da olmayan bir bağışlama olayı sadece atasporu ciritte vardır. O da nasıl oluyor? Siz rakibimsiniz diyelim. Geliyorsunuz cirit atmaya. Cirit'i atıyorsunuz. Ben sizi yakalıyorum. Atın kuyruk sokumuna giriyorum. Puan alıyorum. Sizi bırakıyorum. Ben seni yakaladım. Seni bağışlıyorum. Git. Selçuk abi siz atın üstünde oyun Atın oynuyorsunuz resmen. üstünde şöyle bir şey söyleyeyim. Cirit sopamız var. Atın üstündeyken elimizdeki sopayı atın üstündeki rakibe isabet ettirmek zorundayız. İsabet ettiği takdirde artı 4 puan alırız. Peki büyük kazalar oldu mu böyle? Değil yani şahit olduğum çok öyle fazla bir şey yok ama ister istemez bazı şeyler ufak tefek kazalar oluyor yani. Abi sen atın üstünde oyun oynuyorsun. Ben 2 saattir atın üstünde kıpırdamaya korkuyorum ya. Şimdi ilk binişiniz birkaç sefer. Ömrümde ilk defa Evet. biniyorum. Birkaç sefer daha binseniz alışırsınız buna emin olun. Yani vücudunuz, kendiniz. Zaten bu işle uğraşan herkes genelde bir ata biner. At size uyuyor, siz de ata uyuyorsunuz. Az çok huyunu suyunu biliyorsunuz ona göre. Mesela Poyraz 9 yıldır bende. Cirit'te Poyraz'a benden başkası binmez. Çok nadiren bazı binicileri üstüne de kabul eder. Ha kabul etmiyorlar. Çok nadiren Poyraz Benimkinin adı ne? Sarraf. Saraf. Sarraf. Oo ben çok asil atın üstüne Tamam. binmişim vallahi altın gibi at. Cirit sopamız bu. Bu atlar Bu hangidir? Safkan Arap atları. Cirit'te genelde en çok kullanılan at Arap atı. Niye Sakin. daha hızlı koşuyor diye mi? Hızlı koşmasından ziyade dayanıklı olduğu için. Vücut olarak çok dayanıklı, çok sağlam ve çok kuvvetli atlar. Sen bunları nereden getirdin abi? Bunları hipodromlardan getiriyoruz. At yetiştiricilik merkezleri var, oradan alıyoruz ama genelde hipodromdan. Bu Arap atların özelliği ne abi? Çok asil olması. İnsanla bir uyum içindeler ve çok sağlam, çok dayanıklı ve kuvvetli at. Peki kuyruklarını niye bağladınız abi? Kuyruğunu biz Kars'ta özellikle soğuk olduğu için at kuyruğundan üşür. Kendini sıksın üşümemesi için kuyruğundan bağlarız. Ne güzel. Peki bunlar ne oluyor abi? Yele mi? Bunlar yelesi. Bunlar da zaten başlıkları. Özel olarak Uşak'ta yaptırıyoruz bunu. Çok güzel ustalarımız var, ellerine sağlık. Bunlar erkek mi abi? Erkek. Ciritte kısrak at kullanılmıyor. Yani bu hep zor işleri erkeklere Erkekler veriyorlar. yapıyor. Aynen. Dünyanın kanunu bu. Hangi cinste olursa Aynen olsun. öyle. Aynen öyle. Zor işi erkekler yapıyor. Peki Sarraf beni üstüne hani bindirdi, benden korkmadı değil mi? Yok, korkmaz. Cirit oynamanın mevsimi var mı? Biz yaz kış yapıyoruz ama kışın daha çok ağırlıklı olarak yapıyoruz. Niye? Kardan dolayı özellikle bu 2-3 yıldır Doğu Ekspresi'nin güzel bir katkısı var ilimize. Turizmin de bir ayağı biziz. Bunlar için gruplar için cirit gösteri maçları yapıyoruz. Kışın karda daha güzel oluyor. Daha zevkli olur. Kar yağıyor, düşüyorsun, kalkıyorsun. Özellikle kar. Atla beraber mi düşüyorsun? Tabii şimdi at kışın bastığı yeri görmüyor. Binde bir oluyor. Kayıyorsun atla birlikte karın içine böyle gömülüyorsun. Çıkıyorsun bir daha tekrar oyunun heyecanıyla tekrar başlıyorsun oyuna. Ay Tabii düşüyoruz yani ister istemez oluyor yani ama o heyecan ayrı bir şey yani. adrenalin. Tabii. Peki bir yerinizi kırdığınız olmuyor mu? Vallahi benim kendi şahsım hiç öyle bir şey gelmedi başıma şimdiye kadar ama ufak tefek gelenler oldu yani. Peki at düşeceği zaman üstündekini koruyarak düşer mi? Her bir ata sabit olarak biniyorsanız, at sizi tanıyorsa zaten o at size zarar vermez kolay kolay. Cirit'i bilmeyen acemi bir at getirirseniz ister istemez bir şeyler olabilir. Cirit'i siz kazandınız. Bu atcağızların ödülü ne oluyor Şimdi abi? bizde ekstra bir atlar için ödül yok. Ekstra yaptığımız bir şey yok. Zaten kazansa da o hizmeti biz o ata veriyoruz, kazanmasa da. Peki para kazanıyor musunuz? Vallahi paramız yok. Bu iş gönül işi. Bu gönül işi. Bu işin sıfır şeyi yok. Parası yok. Peki atla sahibi arasındaki bağ nedir abi? Atla sahibinin arasındaki bağ, benle Poyraz'ın arasında olan bağ. Aşktan öte. Aşkın Aşktan ötesi ne öte. oluyor ki?
Buna inanın tarifi yok. Şimdi bazı insanlar vardır, aşk yaşar, önünde hafif bir engel olur, bırakır. Evet. Bitirir yani. Ama bunu seven adam bırakamaz yani. Yeter ki kalbinden, gönlünden sev. Doğru. Ben şahsi kendim öyleyim yani. Peki Selçuk abi, kaç çocuğun var? 3. Maşallah, Allah bağışlasın. 4. Foyraz. Ay, niye bu ayrımcılık yapıyorsun? Vallahi ayrımcılığı şöyle, 12 tane şu an atım var ama Poyraz'ın yeri bizde, ev olarak da, benim şahsi kendim olarak da. 12 tane mi at var? 12 tane atımız var. Abi sen atlar arasında ayrımcılık yapıyorsun, çocuklar arasında da yapıyor musun? Yok, atlar arasında bu at değil bizim için. Bu ayrı bir şey. Beni hissettiğini, beni anladığını biliyorum. Buna eminim. Cirit maçı olsun, binicilik için gelenler de olsun. Poyraz'a ilk kim binerse binsin, beni görmeden, sesimi duymadan gitmez. Kesinlikle. Ama diğerleri gidiyor. Diğerleri gider. En çok sevdiğim şey bu. Huyunu seviyorsun. Huyunu seviyorum. Beni anlıyor, beni biliyor. Sahipleniyor seni. Tabii diğer atlar gidiyor ama Poyraz gitmiyor. Ya. Sen de onun seni sahiplendiğini hissettiğin için tabii, ona ayrı sahipleniyorsun. Tabii. Bununla Poyraz'dan binip de kaybettiğim maç hiç olmadı. Hep güzel sonuçlar aldık. Ya o kalp bağı var ya aramızda. Seni mahcup etmiyor. Yok, etmiyor. Böyle yarış falan filan yok. Poyraz'ı alıp gidip dertleştiğin, başını alıp gittiğin oldu mu? Şimdi köyde yaşıyorum. Şehir hayatına göre stres biraz daha az ama ister istemez oluyor yani evde falan. Gidiyorum, eğerini vuruyorum, biniyorum, bir saat, iki saat geziyorum. İnanın hiçbir şey kafamda kalmıyor yani. Ata iki gün, üç gün binmeyeyim, vücudumda bile kırgınlık oluyor. 24 saat binerim ama bıkmıyorum yani. Günden güne hoşuma gidiyor yani. Yani her şeyden vazgeçerim ama attan asla vazgeçmem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.